Oh be, sonunda boğazımızdan doğru düzgün iki lokma bir şey geçti. Günlerde tepemizde milyon dolarlar var ama yediğimiz sadece kuru ekmek ve süt. İnsanın zoruna gidiyor yani. Öyle valla. Ama olsun, buradan çıkınca kazandığımız parayla ömrümüzün sonuna kadar istediğimizi yeriz içeriz. O kadar para bitmez ki, yedi sülalemizi doyurur. Ben ana paraya dokunmam bile lan, faizi bile krallar gibi yaşatır adamı. Ya da bir kısmıyla 15 tane ev alırım, kirayla yaşar giderim. Birinde de kendin oturursun. Oh mis. Ben muhtemelen otel alırım. Kral dairesinde krallar gibi yaşarım. Hizmetçiler, masajlar, jacuzzi. Of be, düşündükçe bile içim kıpır kıpır oluyor. Biz böyle hayallerimizden bahsediyoruz da son oyun ne olacak acaba? İkimiz birden kazanabileceğiz mi? Yoksa ödül sadece bir kişiye mi verilecek? Ya da ikimizin birden kaybetme ihtimali var tabii. Baksana, cam konusunda tecrübeli olmasam her şey bitmişti. Bence son oyunda birbirimize yardım edelim. Bir şekilde berabere bitirelim. Baktık her şey boka sarıyor. İlla birimiz elenecek. O zaman oy birliğiyle çekilme kararı alalım. Canımızdan kıymetli değil ya. Anlaştık. Final oyununa hoş geldiniz. Son oyunumuzun adı Rus Ruleti. Ruleti kazanan oyuncu para ödülünün sahibi olur. Ne ruleti lan? Hani çocuk oyunları oynuyorduk? Ben küçükken hiç Rus Ruleti oynadığımı hatırlamıyorum. Eğer bayramlarda, bakkallarda satılan mantar tabancasıyla Rus Ruleti oynamadıysan çocukluğunu yaşamamışsın demektir. Kardeş, parayı falan siktir et, gel biz bu oyundan çekilelim. Hayat çok güzel lan. Para dediğin kağıt parçası sonuçta. İlla kazanırız. Hadi bak, Allah bir kapıyı kapatır daha güzel bir kapı açar. Bu kadar parayı ben ömrü hayatımda bir daha hayal bile edemem. %50 şans bence hiç fena değil. Kusura bakma, ben oynamak istiyorum. Ceplerinizde içinde yalnızca birer mermi olan silahlar var. Kural ihlali yapan elenir. Hazırsanız oyun başlasın. Bak, hiçbir şey için geç değil. İkimiz de yaşıyorken gel vazgeçelim şu para sevdasından. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Artık bu işin geri dönüşü yok. Hadi sıra sende. İyi lan, sen bilirsin. Ben bu kadar mücadeleyi kendi kafama sıkmak için vermedim. Kusura bakma. Ben de onu diyorum güzel kardeşim. Hadi gel çekilelim şu oyundan. Kazanmak için her yol mübahtır. Dur, yapma. Oyunun başında da belirttiğim gibi kural ihlali yapan elenir. Tebrikler, siz kazandınız. Merhaba evlat. Amca? Ama sen ölmüştün. Evet, çocukluğunu yaşayamamış biri olarak ölü sayılırdım. Ama bu oyun sayesinde çocukluğumda yaşayamadığım bütün hisleri yaşadım. Ve yeniden doğmuş gibi oldum. Bütün bunları sen mi yaptın? Her şeyin sorumlusu sen misin yani? Evet, bütün bunları ben yaptım. Ama her şeyin sorumlusu ben değilim. Kimmiş o zaman? Para kazanma vaadiyle yüzlerce insanın ölümüne sebep oldun. Hayır evlat. Bütün bu olanların sorumlusu yoksul insanları borç batağına iterek para kazanmak için canlarını bile riske atmalarına neden olan bu sistemdir. Bunu anladığın gün sen de yeniden doğacaksın evlat. Merhaba, Random Animasyon'a destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.